Bilsin cihan ki ben bu cihanın nesindeyim. Bir ülkünün muhabbetinin zirvesindeyim. Dünya denen mezellete dalsın her isteyen, ben ırkımın şeref paşan efsanesindeyim. Öncelikle Türk kültür hayatında bilim adamına verilen değer ve kıymet konusunda sizlere şöyle binlerce yıllık Türk tarihini bir gezdirmek isterim. İslam öncesi Türk tarihine baktığımızda her güçlü hükümdar yanında bir bilge insan vardır. Yalnız bu kavramı iyi bilmek lazım. Bilgin ve bilgi aynı şeyler değil. Bilge insan hem zahiri hem de batın ilimlerden haberdar olan ve hükümdar üzerinde büyük bir tasarruf olan kişidir. İslam sonrası bu durum isim değiştirmek sureti devam eder. İslam sonrası Türk hükümdarı yanında alimler bulunur. Özellikle 11. asır Türk kültürünün müstesna eserlerinden olan Kutadgu birlikte hükümdarın görevleri arasında alimleri korumak kısmını da görürüz. Yani hükümdarın bir görevi de alimleri kollamaktır. Alim kimdir? Alim, İslam öncesinde olduğu gibi zahiri ve batın ilimlerden haberdar olan, hükümdar üzerinde tasarruf olan kişidir. Yeri gelmişken ifade edeyim. Hepimizin malum olduğu üzere çağ açıp çağ kapatan bir hükümdar. Fatih Sultan Mehmet. Büyük bir hükümdar. Aynı zamanda büyük bilim adamı. Bir gün Sahri Seman Medresesi yapıldıktan sonra dönemin ulemasıyla yaptığı bir sohbette şunu söyler. Der ki ben de şu odalardan bir odaya talip olsam ne dersiniz? Dönemin büyük alimi Molla Gürani der ki hükümdarım siz buraya ancak iki şekilde gelebilirsiniz. Bir, ya hoca olarak, iki, talep olarak. İşte der, Devlet-i Ali Osman'ın uleması burada. Güveniyorsanız kendinize, sizi imtihan yapsınlar, odanızı alın. Güvenmiyorsanız talep olarak kalın. Fatih bir daha oraya uğramaz. Değerli arkadaşlar, sevgili dinleyenlerim, 2. yüzyılın öğretmen adayları, bu bahsi geçen Fatih, 6 yabancı dil bilir. Divan edebiyatına hakim, teknik ve teknolojik bilimine sahip büyük bir devlet adamıdır. 16. asra geldik. Türk asrı. Büyük bir asır. Hepimiz kanun dediğimiz zaman bir düşünürüz. Fakat şunu da bilmek lazım. 16. asrı Türk asrı yapan kanun şahsı değildir. Kanuni bir neslin bir parçasıdır, bir bölümüdür. Halbuki kanunla beraber yetişen sanatta, edebiyatta, siyasette, mimaride, dilde, hukukta muhteşem insanlar vardır. Ve onlar çağdaştırlar aynı zamanda. Yaşıttırlar. Bakınız, 16. asır başında Kanuni'den önce babası Yavuz'dan bahsederken Zembillah Efendi'den bahsetmek zorundasınız. Çünkü Zembillah Efendi Yavuz üzerinde büyük bir tasarrufa sahiptir. Gerekirse divanda, divan sohbetleri, divan toplantılarında Kanuni ile memleket meseleleri tartışacak kadar yetkiye sahip, hatta verdiği fetvayı geri isteyecek kadar da cesur bir kişidir. Yani siz Yavuz'dan bahsederken bir şekilde Zembil'den bahsetmek zorundasınız. Geldi Kanuni'ye. Kanuni dönemini anlatırken eğer Kemal Paşazade'den, Ebu Suud Efendi'den bahsetmezseniz o dönemi 90 anlatmış olursunuz. Çünkü Kemal Paşazade belki de Osmanlı Devleti'nin hukuk alanında en muhteşem yetiştirdiği kadrodur. Kadronun mümessilidir. Yani burada ne anlayacağız? Türk devletleri dikey büyürken her zaman yönetim ergeni yanında alim ve ilim adamları vardır. Bugün de öyle olmalıdır. Bugün 163. yılı kutladığımız öğretmen okullarının kuruluşuyla ilgili tam 19. asırdan bahsedeceğiz. Tanzimat Fermanı ve ardından batılılaşma maceramıza bakacağız. Ama şunu bilmek lazım. Sanki öğretmen okulları açıldığında daha önce bu memlekette eğitim yokmuş gibi bir kanaatin de oluşması doğru değildir. Bu, batılı manada veya günümüzdeki ifadesiyle modern manadaki bir eğitim anlayışıdır bu. Bu dönemin önemli fikir adamı kimdir? Ahmet Cevdet Paşa'dır. Ahmet Cevdet Paşa, kıymetli dinleyenlerim, tam 160 sene önce şunu söyler. Der ki, biz de artık mekteplerde materyal kullanmaya başlayalım. Küre kullanalım, botaniği kullanalım, yer küre kullanalım, harita kullanalım,
tahta, tebeşir gibi materyal kullanmaya başlayalım. Bakınız 160 sene önce bunu ifade eder. Devamında hemen yaklaşık 16-17 yıl sonra kız öğretmen okulu açılır. İlkokula ait Sibyan Bekleme okulu açılır. Ancak daha önce Osmanlı'daki sisteme baktığımızda eğitim sistemi hem örgün hem yayma devam eder. Mesela Ahi Teşkilatı sadece mesleki bir kuruluş değildir. Aynı zamanda eğitim faaliyeti yürütür. Vakıflar keza aynı şekilde. Vakıflarda eğitim faaliyeti yürütülür. Yani 19. yüzyıla gelene kadar Osmanlı'da ciddi bir eğitim sistemi vardır. Bozulma var mıdır? Vardır. İşte 19. yüzyıldan sonra yaşanan bu bozulmalar üzerine dönemin mütefekkirleri, büyük devlet adamları ki bana göre 19. asrın en büyük fikir adamı Ahmet Cevdet Paşa'dır ki onun da gayretleriyle işte modern usulde, modern yani usulü cedid dediğimiz yeni usulde eğitim sistemine başlanır. Her şeye rağmen Osmanlı Devleti bir çöküş süreci yaşar. Ahmet Cevdet Paşa buna çok da razı değildir. Yani İbni Haldun'un yaklaşık 450 sene önce devletler insan gibidir. Doğarlar, büyürler ve ölürler dediği anlayışını Ahmet Cevdet Paşa kabullenemez. Çünkü devlet-i âli Osman'ın o çökeceğine inanmaz. Onun için çok gayret geçtir. Ama İbni Haldun haklı çıkar. Osmanlı Devleti çöküş sürecini yaşar ve hepimizin malum olduğu üzere Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, İstiklal Savaşı ki değerli arkadaşlar, sevgili öğrencilerimiz, bunu çok bilmek lazım. İstiklal Savaşı bir ordu savaşından öte bir toplumun topyekun savaşıdır. Galatasaray Lisesi'ndekiler, Tıbbiye Mektebi'ndeki gençler hep cepheye koşarlar. Şu anda eğitim öğretim gördüğünüz vilayetin insanları işgal görmediği halde milli mücadelede milli mücadelenin her cephesine koşmuşlardır. Her cephesinde vardırlar. Yani bizim memleketimizde ailesinde şehit ve gazi olmayan bir aile göremezsiniz. Milli mücadele kazanılır. Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nde yaptığı konuşmayı öğrencilerimize çoğu zaman konuşuruz. Evet, cephelerde kazandığımız zaferler gerçek manasını kazanabilmesi için eğitimde, sanatta, kültürde, iktisadiyatta da bizim muzaffer olmamız lazım der. Şimdi sizleri 1923'e götüreyim. Bakalım 23'te ne var? Savaştan çıkmış bir topluluk, öğretmen kadrosu ne kadar, hoca kadrosu ne kadar, öğrenci kadrosu ne kadar, toplumun okuma yazma durumu nedir? Sene 1923. 12 bin civarı öğretmenimiz var. Bunların yaklaşık 3 bini yani %25'i mesleki eğitim almış. Geri kalan sadece okuma yazma bildiği için öğretmenlik yapacak bir performansa sahip. Toplam öğrenci sayımız yaklaşık 350 bin. Bir tane üniversitemiz var, Darülfünun. 20 tane öğretmen mekteplerimiz var. Darülfünun'da yaklaşık 650 civarı öğretmen var. Bunların çoğu yurt dışından gelmiş. Büyük bir ekseriyeti Almanya'dan gelmiş hocalarımız. Öğrenci sayımız 2000 civarında. Sene 1923. Değerli arkadaşlar, hesabını yaptım. Direkt eğitimle iştigal eden nüfusumuzun oranı %4 civarında. Kıyas yapmak açısından bugün konuşalım. Yaklaşık 20 milyon gencimiz ve hocamız eğitim öğretim faaliyetlerinde bugün aktif görev alıyorlar. Neredeyse nüfusun %30'u. Büyük bir rakam. Mesafe alınmış mı alınmış? Devam edelim. Yine Cumhuriyet'ten sonra. Değerli arkadaşlar, bu toplum büyük kıtlık gördü. İktisadi manada, eğitimsel manada ciddi kıtlıklar yaşadı. Açlık yaşadı. Gençlerimizi çoğu hatırlamaz. Bir zamanlar bu toplumda insanlarımız hırsızlık yapıyorlardı. Hırsızlık yapmak zorundaydılar. Aç kalıyorlardı. Ve milli mücadele girmiyorum mesele alakalı olmadığı için. Ama bir Sarıkamış hatırlatmak isterim. Bizim yaşımızda, sizin yaşınızda memleket evlatları bu memleket düşman eline düşmesin, namerde muhtaç kalmayalım, namusumuz, ırzımız düşman eline geçmesin diye bu memleket için ölmeye gidiyorlardı. Milli mücadele de öyle, Çanakkale de öyle.
insanın canından daha değerli varlığı olabilir mi? Herhalde olamaz. Bir insanın canını feda ettiğinden başka bir şey var mıdır feda edecek? Yoktur. İşte biz canlarını feda etmiş insanların kurduğu topraklarda yaşıyoruz bugün. Bunun kıymet harbiyesini bilmeniz lazım. Devam edelim. Eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili. 1923'te kızlarımızın okuma yazma oranı %4 civarında. Erkeklerin %11. Genel ortalama %8 civarında. Bu topluma ayak atmak zor. 1928'de başlayan millet mektepleri, ardından eğitmen okulları, köy enstitüleri, halk evleri, peyderpey hepsi eğitimde görev aldılar. Sadece millet mekteplerinde 1928'den 32'ye kadar 1.645.000 kişi okuma yazma öğrendi. Ve bir anekdot bilgiyi paylaşayım sizlerle. Yeşil Giresun gazetesinde 1926 yılında şöyle manşet var. Eski Türkçe. Laklakiyatla kahvehane köşelerinde zaman geçirenler İzdivat Kuvvetleri tarafından tutuklanıp meslek edindirme kurslarına götürülüyorlar. Bu bir anlayış meselesi. Bu bir anlayış meselesi. Değerli arkadaşlar, zamanımız az. İnşallah daha ileriki zamanlarda programa dolu. Biz nasıl ki her sene Anadolu'muzun kıraç topraklarından gelecek olan kardelen çiçekleri bekliyorsak, bugün Anadolu'nun kıraç topraklarında öğretmen bekleyen kardelen çiçekleri var. Onları bekletmeyin. Onlar sizi bekliyorlar. Onları bekletmeyin. Nasıl ki biz sizleri sevgiyle bağrımıza basıyorsak, dersimizi anlatırız. Öğretmen 30 yaşına kadar öğrencisini arkadaş gibi görür. 40 yaşına kadar öğretmen öğrencisini öğrenci gibi görür. 40'ından sonra öğretmen öğrencisini kendi evladı gibi görür. Biz 40'ını aştık hamdolsun. Onun için bakınız bugün 20 milyona yakın öğrencimiz muhtelif mekteplerde eğitim görüyorlar. Artık çağı elinize tutmak mümkün. Kıtlık yok. Bu memleketin insanı artık gayri safi milli hasıla bakımından dünyanın güçlü devletlerinden biri konuşuyorlar. Gayri safi milli hasılamız 744 milyar dolar. Dünyanın devasa ülkelerinden biriyiz. Daha da büyüyeceğiz. Hayalini kurardık 30 sene önce. 100 milyonluk Türkiye 1 trilyon dolarlık gayri safi milli hasıla diye. Bu bizim hayalimizdi. Bakın artık sizin hayaliniz değil. Siz bunlara çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ama biz alın terimizi, yüreğimizi koyduk memlekete. Sizin de bunu yapmanız lazım. Son bir anekdot bilgi toparlayacağım. Özellikle eğitim fakülteleri programında benim görebildiğim bir noksanlık var. Nedir bu? Resim, müzik ve beden eğitimi derslerinin müfredat gereği çok az olması. Halbuki bu derslerin çok daha fazla olması lazım. Bizim sanatta, musikide, resimde, sporda dünya insanlığını hayran bırakacak gençlerimiz yok mu? Bu memleketin gençleri çok beceriksiz. Üniversitemizin yetkilileri buradayken söyleyeyim. Mesela ben şuna bir özlerim. Benim üniversiteme de Ebru Sanat olsun, kursu olsun. Bir kesip sanatı kursu olsun. Bir hat sanatı kursu olsun. Yani bunlar bizim geleneksel sanatlarımızın yaşaması lazım. Ve buraya gelirken öğrencilerimiz, hocam lütfen bunu söyler misiniz? Evet söyleyeceğim dedim. Üniversitemizin de bu sanat konusunda öğrenci arkadaşlarımıza gerekli desteği sağlaması lazım. Toparlıyorum. Öğrenci arkadaşlarımızın isteğiyle beraber bitiriyorum. Toplumda hizmet uygulaması dersimiz var. Sayın Dekanım burada. Türkiye'de bir iki başaracağız. İnşallah 40 gün sonra yola çıkacağız. Nereye? Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum güzergahına gideceğiz. Daha önce bizim fakültemiz okumuş ve şu anda kardelen çiçekleri yetiştiren öğretmenlerimiz ziyarete gideceğiz. Türkiye'de bu ilk. Bakacağız öğretmenlerimiz ne yapıyorlar. Alın teri döküyorlar mı? Yüreklerini koyuyorlar mı? Bu memleketin çocuklarını kucaklıyorlar mı? Onlara kıymet veriyorlar mı diye. Bu Türkiye'de ilk. Türkiye'de ilk. Ve şu anda internetten bir sürü haber geldi. Urfa'dan, Hakkari'den, Şırnak'tan, Siirt'ten, Mardin'den. Hocam bize gelmiyor musunuz? Biz de sizi bekliyoruz. Van'dan
Servet abiniz, tiyatro kulüp başkanı Dursun hocam bilir. Hocam diyor, 50 kişi bekliyoruz sizi. Biz 50 kişi alırız. İşte öğretmenler gününün öncelikle fakültemize ve şehrimize, ülkemize ve insanlık alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Ve öğretmen adayı kardeşlerimi şimdiden kutluyorum ve saygılar sunuyorum.